Her şey binlerce yıl önce bir yılanın bir insana aşık olmasıyla başladı. Yeni kitabım İstila 2030'la maceraya hazır olun. Tüm kitapçılarda. Beklenen büyük kıyamet alameti Melhame-i Kübra Savaşı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecekte hemen yanı başımızda yaşanacak bu olay hakkında öyle şeyler anlatmış ki az sonra duyacaklarınızı hazır olun. Yağmurların kesilip görülmemiş büyük depremlerin gerçekleşeceği, meleklerin yeryüzüne inip Müslümanların ordusuna katılacağı, Deccal'in zincirlerinden kurtulup dünyayı ezip geçeceği, gökyüzünden gelen seslerin insanları bir konuda bilgilendireceği, konuşmaya başlayan ağaçların ve tüylerinizi diken diken edecek daha pek çok çarpıcı detayın olduğu büyük kıyamet savaşını dinlemeye hazırsanız, başlayalım. İnsanlık tarihinde gerçekleşecek olan muazzam bir çatışma. Hristiyan dünyasının Armageddon, Müslümanların ise Melhame-i Kübra dediği, kıyametin kapısını çaldıracak ve sonrasında zincirleme bir şekilde devam edecek o korkunç hadise. Bugün yaşamakta olduğumuz topraklarda hemen komşumuzda patlak verecek olan Melhame-i Kübra sürecinin getireceği olaylar karşısında duyduklarınıza inanamayacaksınız. Kıyametin eşiğini aralayacak bu vakanın ne zaman meydana geleceğini sadece Yüce Allah bilir. Ancak günümüzde insana korku salan büyük adaletsizlikler karşısında global arenada hiçbir müdahalede bulunulamazken yaşanan trajik hadiseler birçok kişinin zihninde aynı düşünceyi oluşturuyor. Acaba bu zaman dilimi kıyametin yaklaştığına dair işaretlerle mi dolu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzyıllar önce haber verdiği o döneme hızla ilerliyor olabilir miyiz? Şimdi yaşadığımız bu olayların ve kıyametin alametlerinden biri olarak kabul edilen bu devasa savaşın nasıl bir seyir izleyeceğini detaylıca inceleyelim. Nedir bu Armageddon, yani Melhame-i Kübra Savaşı? İslam inancı, Peygamber Efendimizin bu devasa savaşın Amik Ovası ve Dabık çevresinde patlak vereceğini haber verdiğini kaydeder. Hristiyan teolojisinin kaynaklarına göre ise Armageddon denilen bu çatışmanın merkezi İsrail'de Nasıra'nın güneyinde ve yaklaşık 25 metre yükseklikte olan Megiddo Dağı olacaktır. Hem Müslümanların hem de Hristiyanların bu konudaki inançları savaşın aynı coğrafyada cereyan edeceğini gösteriyor. Şimdi sizi şaşırtacak derin bilgilerle Peygamberimizin gelecekte meydana geleceğini ifade ettiği Melhame-i Kübra Savaşı'nı ele alacağım. Ancak daha detaylı bir analiz ve küresel aktörlerin bu konudaki bakış açılarını daha iyi anlamak için Hristiyan inancındaki bu savaşın nasıl yaşanacağına kısaca bir göz atalım. Hristiyanlıkta bu savaşa Armageddon adı verilmiştir. Bu nihai savaşta tarafların kimler olduğu spesifik olarak belirtilmese de iyi ve kötü güçler arasında gerçekleştirileceği vurgulanmaktadır. Bu kavramda onların inancına göre iyi tarafın Hristiyanlar olduğu kabul edilir. Armageddon terimi Kitab-ı Mukaddes'in vahiy bölümünde yer almasına karşın özellikle Hristiyanlar için Musevilere nazaran daha derin bir anlam taşıyor. Vahiy bölümünde şöyle denir. Altıncı melek Fırat ırmağına tasını boşaltır ve ırmağın suları kuruyarak doğudan gelen kralların yolunu açar. Ejderha, canavar ve sahte peygamberin ağzından üç kötü ruh kurbağa şeklinde belirir. Bu ruhlar bütün dünyanın krallarını yücenin büyük savaşı için toplamaya yönlendirilir. Bu kötü ruhlar kralları İbranice'de Armageddon olarak adlandırılan yere toplar. Yedinci melek havaya tasını boşaltır, büyük bir deprem meydana gelir, kentler yıkılır, adalar kaybolur, dağlar sönümlenir ve insanların üzerine büyük dolu yağar. 1970'lerden itibaren evanjelik Amerikalılar bu kıyamet savaşının nükleer bir çatışma olacağına inanç beslemeye başlamıştır. Amerika'nın bu savaşın yaşanacağı topraklar nedeniyle İsrail'i sürekli desteklemesi bazılarına göre bu teolojik inançtan kaynaklanmakta. Peki, Peygamber Efendimiz bu kıyameti tetikleyecek olan savaş hakkında bizlere ne gibi bilgiler aktarmıştır? Şimdi bu büyük savaşın nasıl başlayacağına bakalım. Gelecekte bir gün. Sadece Yüce Allah'ın bildiği, belki de çok uzak olmayan bir zaman diliminde Melhame-i Kübra'nın patlak vermesinden tam 66 yıl öncesine gidelim. Medine topraklarında bir bebek dünyaya geliyor. Bu çocuğun adı Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ismiyle aynı. Ve babasının ismi de Peygamberimizin babasınınkine uyuyor. Peki bu özel çocuğun kim olduğunu biliyor musunuz?
Peygamberimizin önceden haber verdiği, varlığıyla dünya düzenini yeniden sağlayacak olan ve Melhamiye Kübra Savaşı'nda Müslümanların başında olacak Hazreti Mehdi. Düşünelim, bu önemli kişinin dünyaya geldiği ana şahitlik ediyoruz. Doğumundan itibaren 40 yıl geçecek ve bu süre zarfında ne Hazreti Mehdi ne de başka biri onun kim olduğunu tam anlamıyla bilemeyecek. Ancak 40 yaşına bastığında bazı olaylar zinciri harekete geçecek. Dünyanın dört bir yanından 7 bilge aynı dönemde Mekke'ye gitmek üzere yola koyulacak. Birbirlerinden habersiz olarak yola çıkan bu kişiler Mekke'de karşılaştıklarında oraya neden geldiklerini, Allah'ın onlara bunu bir ilhamla gösterdiğini fark edecekler. Bu kutsal topraklarda bir amaçları olduğunu kavrayacaklar. Aslında Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı için buraya yönlendirilmişlerdir. Onunla ilk karşılaştıklarında bu 7 bilge onun gerçek kimliğini fark edecekler. Ona gerçek misyonunun ne olduğunu anlatmaya çalışsalar da Hazreti Mehdi ilk başta bu düşünceye kapılmayacak ve bir süre ortadan kaybolacak. Ancak bir zaman sonra döndüğünde bu bilge kişiler onun gerçek kimliğine dair inançlarını yeniden dile getirecekler ve onun liderliğine tabi olmak istediklerini belirtecekler. Bu kez Hazreti Mehdi onları geri çevirmeyecek. Zira Yüce Allah o süre zarfında Hazreti Mehdi'yi bir gece içerisinde eğitip olgunlaştırmış ve ona evrensel sırları açıklamıştır. Artık Hazreti Mehdi bu dünyaya niçin gönderildiğini bilmekte ve ona verilen özel bilgilerle donatılmıştır. Böylece kıyametin habercisi olan büyük olayların bir parçası olarak tarihe geçmiştir. Bundan sonrası için dikkat kesilin. Çünkü kıyametin eşiğindeki bu devasa savaş, yüzlerce yıldır gizli bir adada zincirlere tutsak edilmiş olan dünyaya gelmesi beklenen büyük fitne Deccal'in zuhuruna ve peşi sıra yaşanacak olaylara işaret etmekte. Hazreti Mehdi'nin görevini başlatma zamanı gelmiştir. Göksel bir işaret aracılığıyla tüm insanlık Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla ilgili bilgilendirilmiştir. O dönemde Hazreti Mehdi, Mekke ve Medine'nin kontrolünü ele alacak ve belirli bir süre sonrasında ilahi bir rehberlikle İslam'ın merkezini Kudüs'te kurma amacıyla hareket edecek. Rivayetlere göre Hazreti Mehdi, Kudüs'ü İslam'ın kalbi yaparken savaşmadan ilerleyecek. Görünüşe göre yakın bir gelecekte Kudüs, Yahudi çoğunluğunun hüküm sürmediği bir şehir olacak. Hazreti Mehdi'nin Kudüs'teki varlığıyla şehir canlanacak ve onun öğretilerini takip etmek isteyen pek çok Müslüman evlerini bırakarak Kudüs'e yerleşecek. Bu hareketle Medine neredeyse boşalacak. Bazı aktarımlara göre Kudüs'te İslam devleti kurulduğunda dünyada daha önce şahit olunmamış doğal afetler ve felaketler meydana gelecek. Hazreti Mehdi'nin Kudüs'te yaptığı çalışmalar sayesinde İslam dünya genelinde saygınlık kazanacak. Sonrasında Müslümanlar ve Rumlar arasında bir barış anlaşması yapılacak. Hatta bu iki grup ortak bir düşmana karşı birleşecekler. Bu birliktelik kaynaklara göre 4 ila 9 yıl sürecek ve bu birlikteliğin sonlanmasıyla Büyük Kıyamet Savaşı başlayacak. Geçmişten gelen rivayetlerde Rum kavramına sıkça rastlanır. Rum genel bir tanım olarak alındığında hangi topluluğu ya da milleti temsil ettiği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Rum ifadesi genellikle batılı milletleri kapsar. Sizler Rumlarla bir barış anlaşması yapacaksınız. Ardından siz ve onlar başka bir düşmana karşı birleşerek savaşacaksınız. Evet, şimdi geldik beklenilen o ana. Gün gelecek ve Rumlar ile yapılan bu barış bozulmaya başlayacak ve yaşanacak bir takım olaylar sonucunda Armageddon yani Melhame-i Kübra başlayacak. Önce Rumlar ile Müslümanların ortaklığında yapılan bir savaş sonrasında ganimet paylaşımı sırasında Rumlar bir anlaşmazlık çıkaracaklar. Müslümanlarla araları bozulmaya başlayan Rumların son noktayı koydukları olay ise şu şekilde. Yine bir zafer kazanımı sırasında savaştan dönen Rumlar ve Müslümanlar bir tepede dinlenmekteyken Rumların içinden bir kişi eline bir haç alarak onu havaya kaldıracak ve "Haç galip geldi!" diye bağırmaya başlayacak. Kendince Hristiyanlığın galip geldiğini ilan etmeye çalışan o kişiye orada bulunan Müslümanlardan birisi müdahalede bulunarak adamın elindeki haçı alıp onu kıracak ve "Hak galip geldi!" diyecek. Bunun üzerine Rumlar o Müslümanı orada şehit edecekler. İşte bu olay kargaşanın başladığı o an. Müslümanlar ve Rumlar arasında o tepede çıkacak bu çatışma sonucunda aralarındaki barış bozulacak ve dünya çapında Rumlar büyük bir savaş yapmak üzere toplanmaya başlayacak. Yani Melhame-i Kübra Savaşı için.
80 sancak altında her sancakta 12 bin kişilik ordusu bulunan, yani rivayetlere göre 960 bin kişilik bir Rum ordusu Müslümanlara saldırmak amacıyla Akdeniz üzerinden Amik Ovası ve Dağbık çevresine doğru harekete geçerler. Ve böylece Peygamber Efendimizin 1400 yıl öncesinden bizlere bildirmiş olduğu o büyük kıyamet savaşı başlamıştır. Öyle bir savaş ki bu, kanın atların dizlerine kadar yükseldiği bir hadise. Tüm bu yaşanan olayların çok ilginç, çarpıcı bir ayrıntısı var. Her ne kadar videoda temsili olarak savaş uçakları, gemileri ve de nükleer teknoloji görsellerini kullanmış olsam da, hadisi şeriflerden yola çıkan alimlerin Melhami-i Kübra'nın yaşanacağı dönemle ilgili çarpıcı bazı yorumları bulunuyor. Mesela onlardan biri de, bu büyük savaşın yaşanacağı dönem dünya üzerinde teknolojiyi kaybetmiş olma ihtimalimiz var. Çünkü rivayetlerde Melhami-i Kübra savaşının atlar ve kılıçlarla yaşanacak olduğundan bahsediliyor. Bu noktada ünlü bilim adamı Albert Einstein'a ait olduğu iddia edilen bir söz akıllara geliyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanacağını bilmiyorum, fakat Dördüncü Dünya Savaşı taşlar ve sopalarla olacak. Rivayetlerden ortaya çıkan bir başka çarpıcı nokta ise, Melhami-i Kübra'nın yaşandığı zaman dünya üzerindeki nüfus bugünkü nüfusun çok çok altında ve dünya üzerinde büyük bir kıtlık, susuzluk ve açlık hakim durumda. Tabii bu durum bir süre sonra Hazreti Mehdi hayattayken düzelip büyük bir bolluk gelecek, fakat o noktaya gelene kadar Melhami-i Kübra ile başlayan bu kıyamet sürecinde öyle şeyler yaşanacak ki az sonra duyacaklarınız, hazır olun. Çünkü Amik Ovası'ndaki bu çarpışmanın ardından çok daha büyük olaylar geliyor. Melhami-i Kübra başladığında önce savaşa katılan Müslümanların 1/3'ü şehit edilecek. Ardından savaşı hala kazanamamış olmalarından dolayı Müslümanların yine önemli bir kısmı Hazreti Mehdi'ye tabi olmaktan vazgeçecekler. Müslümanlar 1/3'ünü kaybettiği ordusu ile Rumlar karşısında oldukça azınlıkta kaldığı bir vakit, Allah-u Teala Cebrail meleğini yanında 200 bin melek ordusuyla beraber yeryüzüne göndererek Hazreti Mehdi'yi Melhami-i Kübra savaşından galip çıkartır. Galip gelinmiştir gelinmesine, ama şimdiki süreçte yaşanacak olan olaylar çok daha tüyler ürpertici. Savaş sırasında Müslümanların eşlerini ve çocuklarını muhafaza ettikleri bir güvenli bölge vardır. Fakat yapılan bir ihbar Müslümanları ayağa kaldırır. Söylentiye göre Deccal çıkmıştır ve Müslümanların geride bıraktıkları eşlerini ve çocuklarını bulundukları yerden kaçırmıştır. Bunu duyan Hazreti Mehdi, görevlendirdiği atlılarını derhal kontrol etmesi için geri yollar. Fakat atlılar o bölgeye ulaştıklarında her şeyin bıraktıkları gibi olduğunu ve Deccal'in çıkmış olduğu haberin asılsız olduğunu anlarlar. Fakat bu haber şimdilik asılsızdır. Çünkü Melhami-i Kübra Savaşı'nın sona ermiş olması demek, Deccal'in ortaya çıkışına 7 sene kaldı anlamına gelmekte. Bu süre içerisinde Hazreti Mehdi bir süreliğine İstanbul'a gelerek burada depremler sonucunda yıkılmış olan camileri onaracak ve devamında Avrupa'ya giderek İslam'ın dünya genelinde yayılması için kalan hizmetine devam edecek. Deccal'in çıkışına 3 sene kaldı. Hangi adada zincirlerle bağlı olarak yüzlerce yıldır yaşadığı bilinmeyen Deccal'in zincirlerinden kurtulup ortaya çıkışına 3 sene kaldığında, gökyüzü dünya genelinde yağmurun 1/3'ünü kesecek. Bunun sonucunda zaten baş göstermiş olan açlık ve susuzluk daha büyük bir sorun haline gelecek. Deccal'in çıkışına 2 sene kala gökyüzü yağmurun 1/3'ünü kesecek. Dünya üzerinde işler giderek kötüleşirken, Deccal'in ortaya çıkacağı son sene artık yağmurlar tamamen kesilmiş olacak ve dünya görülmemiş bir susuzlukla savaşıyor haline gelecek. Hatırlarsanız Peygamberimizin bahsetmiş olduğu ve Deccal'in adasında onunla konuşmuş bir adama Deccal bir soru sormuştu. Taberiye Gölü'nün sularının kurumuş olup olmadığı sorusu. Sonuç olarak artık Deccal'in tutsak olduğu adadan kurtulma zamanı gelmiştir. Deccal dünyaya salınınca 40 gün boyunca Mekke ve Medine hariç dünya üzerinde neresi varsa girmediği ve fitnesini salmadığı bir yer kalmayacak. 70 bin Yahudinin de Deccal'in ordusuna katılacağı rivayet edilmekte. Gezegenin altını üstünü getirecek ve büyük belalara sebep olacak Deccal'in ölümü ise Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne geri inişiyle gerçekleşecek. Bir sabah namazı esnasında Şam'daki beyaz minareye inecek olan Hazreti İsa, Hazreti Mehdi ve cemaati ile birlikte namaz kıldıktan sonra görevini yerine getirerek dünyanın başındaki gelmiş geçmiş en büyük fitne Deccal'i göğsüne sapladığı bir mızrak ile öldürerek dünyanın yeni bir sürece başlamasına vesile olacak. Hazreti İsa yeniden dünyadadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ise vefatına 7 sene kalmıştır.
Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın bir arada olduğu bu yeni dünya tekrar bolluk ve bereket bulacak. Hatta yer altındaki tüm hazineler gün yüzüne çıkarak Hazreti Mehdi tarafından herkese dağıtılacak. Yoksulluğun ortadan kalktığı tüm dünya insanının İslam inancı altında birleşeceği bir dönem başlayacaktır. Hazreti Mehdi'nin aramızdan ayrılmasından sonra Hazreti İsa'nın daha 33 yıl yeryüzünde yaşayacağına dair aktarılan bilgiler bulunmakta. Bu süre zarfında bir yuva kurup aile sahibi olacağına inanılır. Elbette ki Hazreti Mehdi'nin gelişiyle birlikte ortaya çıkan kıyametin alametleri sırasıyla meydana gelmeye devam eder. Bu dönemlerden bir tanesi Hazreti İsa'nın yeryüzüne indiği zamanlar Yecüc ve Mecüc'ün zuhur edip birçok insanın yaşamını yitirmesidir. Allah'ın rahmetiyle Hazreti İsa'nın edeceği dua kabul olunacak ve bu belalı topluluk bedenlerinde ortaya çıkan bir hastalıkla yok olacaklar. Açıkçası tüm bu yaşananlar kıyametin yaklaştığını bizlere göstermektedir ve bu kaçınılmaz son ile er ya da geç karşılaştığımızda beklenmedik bir an gelip güneş batıdan yükselecek. Bu andan itibaren geriye kalanlar ne kadar pişmanlık duysalar da tövbenin anlamı kalmamıştır. Bir rivayete göre Yahudiler ve Müslümanlar çarpışırken Yahudiler ağaçların ve taşların arkasına gizlendiklerinde taşlar ve ağaçlar dile gelerek arkasında gizlenmiş Yahudi'yi ele verecek. Sadece bir ağaç türü arkasında bir Yahudi'nin saklandığını söylemeyecek. Bu ağacın ismi Gargat ağacı. İnanışa göre Yahudiler bu yüzden pek çok yere kıyamet günü kendilerini saklayacaklarını düşündükleri Gargat ağacından ekmektedirler. Bazıları Müslümanları saf dışı bırakarak İslam'ın ışığını söndürebileceklerini zannediyor olabilirler. Ancak şunu unutmamalılar ki İslam bu şekilde ortadan kaybolacak bir şey değil. O evrenin her köşesinde. İslam dağların zirvesinde, taşların arasında gizli, nehirlerin akışında, denizlerin derinliklerinde. İslam doğadaki her bir canlının varoluşunda, her bir yaprağın dalında, her bir rüzgarın esintisinde saklı. Onun manevi gücü dünyadaki hiçbir kuvvet tarafından silinemez. Müslümanların kalpleri bu inançla dolup taşar ve onların ruhları bu manevi gerçeklikle aydınlanır. İslam kalplerdedir. Ancak kalp dursa bile İslam'ın ışığı her daim parlamaya devam edecek.